Evet sevgili Çiftçi TV izleyenleri, ben Adem Gögekin. Bir Sultan Pazarı'yla daha karşınızdayız. Neredeyiz? Konya Ereğli, Ereğli Hayvan Pazarı'nda. Küçükbaşı yoğun oldu. Bir hayvan pazarını gezeceğiz bugün sevgili izleyenler. Hadi hep birlikte pazarı gezelim. Evet sevgili izleyenler, şu an Küçükbaş Padoğu'ndayız. Yanımda da Muhammed abi var. Muhammed abi kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Neyle geldin abi buraya? Kendi arabamla geldim. Kendi arabanla geldin. Kaç tane hayvan var sende şu an? Ya, evde biraz damızlık hayvanım var. Damızlık. Buraya kaç taneyle geldin? Bir taneyle geldim. Bir taneyle. Ortalama kaç kilo gelir bu? Ben 23-25 arası görüyorum. 23-25. Et olarak. Et olarak. Evet. Fiyatı ne şu an bunun? Ben 9 lira diyorum ama hiç... Fiyat... Abi de alıcı mı? Fiyat... Gel abi böyle. Merhaba abi. Bir el tutuşun hele ya. Bir orta yolunu buluruz bak, herhalde. 7 lira ona. Olmaz. 7 olur mu ya? 25 kilo hayvanın et var ya. Nerede 25 kilo? Kaç kilo var abi? Kucakla kaldı. Gelince 22-23 kilo. Abi ne istiyor? He? Abi 9 lira istiyor. Sen ben de verdin sana. Verdim. Abi, ben de 7 verdim. İyi vermiş abi. Ne? Vallahi iyi vermiş abi. Ne olacak? Dürün 7,5 yapalım. Yemin torbası kaçtır abi? Ne öylesin? Dürün de 7,5 yapalım. Bak. Bak bak. Paşam. Bunun kilosu 300 bin lira, kuzu 350 bin lira. Abi, sen biliyorsun doğru. Değil mi bunları? Ver abi ya, ver. Bu bir saatte pişer. Bir saniye pişer. Kuzu bunu, yarım saatte 10 dakikada pişer. Kuzu koynet olarak ucuz satıyorlar mı? Yine aynı satıyorlar. Şimdi bunu pişirince bizi de çağıracaksın mı abi alırsan? Efendim? Bunu pişirince bizi de çağıracaksın mı? Çağırırlar, çağırırlar. Senin canın sağ olun. Abi o zaman ben bu taraftan olayım biraz da kuzu yemek için. Hele bir orta yolu bulalım abi. Ortası yok. 7,5 yapalım. Abi 7,5 çok az olmuyor. İyi 7,5. Bak şu abi, bak şu abinin dediği olsun. 8 mi olsun abi? Abinin dediği olsun bak. Çürük. Yok çürük değil. Çürük abi. Yok abi. Abi. Sevgili izleyenler, hayvan seçerken yok. Burada bir püf noktası varmış. Çürük diyor abi. Neye dikkat etmeliyiz? Kuyruğa baksana, taş gibi abi. Kuyruğu taş gibi olunca çürük mü oluyor hayvan? Çürük olur. Gerisinde gider. Gerisinde şeyli var. Gerisinde gider, eksema gider. Var. Gerisinde eksema var. Atar yani. Egzama var. Egzama var. O gider yani. Öyle. Etinde bir şey yok. Gerisinde eksema var. Şimdi abi bu pazarlık olur mu? Olur. 7,5. 7,5. 7,5. Ya şu elini bir uzat ya. 7,5. Bak. Bunlar için kırmamalı. 7,5. Tamam abi. 7,5 hayırlı olsun. Abi 8 lira dedi. 8 lira. Abi bak. Abi 8 lira mı? Bak işte. 8 lira çok. Bak şu abi. Sen o zaman başkasına sat abi. Alan varsa olsun abi buyur. Alan varsa buyur. Ya ben yedi dedim. Şöyle bir uzat ya şöyle bir olur bu iş. Abi 7,5 olmaz. Ben bir şey söyleyeceğim ya. Olursa hani olmazsa tabii artık o, pazarlığı bitirelim. Arkadaşım. 7,750 olur mu? Yok yok. Ha, iyi, ha. Yok abi. Arası. Tamam abinin dediği olsun tamam. 7,750 olur. Yok abi alamam. Allah Hasan 7,5 abi. 7,5 olursa alak. Hasan abi Allah Allah. 100 lira daha geç Hasan. Yok abi. Kuyruğu da atılacak. Sen biliyorsun yani. Atılacak. Bak hepsi eski. Kuyruk yağı mı gider yani? Yani yok yok. Ya kuyruk, kuyruk derken? Böylece kuyruk gider yani. Kuyruk hasta. Kuyruğu niye gidecek peki? Sebep? Abi sadece derisinde kardeşim. Derisinde mi? Abi etinde olmaz. Vallahi etinde. Biz esnafız abi. Hepimiz kesimciyiz. Biliyok yani. Sen 250 lira için bozma işi ya. Ha ver lan 7,5'a daha alın. Ver 7,5'a. Spikerin geliyor. Biz 7,750 dedik daha bir yok diyor. Tamam 7,5'sa spikerin geliyor. Yok. İşin 250 lira bozma bozma. Senin tarafını çekiyor ha. Olmaz olmaz. Bak 5 lira da bu adam için fazla ettim ha. Arkadaş bu da tam Mersin'e götürecek ya. Sen bunu Mersin'e mi götürecek? Mersin'e götürecek. Yok Mersin'e. Mersin'e. Yok ters fiyat. Spikerin geliyorsun anamız. 7,750 olmuyor mu? Yok abi yok. Almaz ya. Bunların işi olmaz ya. Biz baba Allah ısmarladık. Allah hayırlı işler versin. Bir 100 lira daha daksan. Ver ver ya. Ya gel ya. Gel. Hadi 7,600 hazır. Hayırlı olsun. Ver ver ya. Bir şey yok ya. 7,600 hayırlı olsun. Gel abi. Gel abi şöyle. Sevgili izleyenler sayemizde bir pazarlık oldu. Abi senin isim neydi? Muhammed. Muhammed abi. Muhammed abi sattın. Allah hayırlı uğurlu etsin. Ol, abi seni tanıyalım bir de. Ben Hasan abi. Hasan abi. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı teşekkür gör. Ederim. Nereden Allah geliyorsun? Ben buradayım ben. Buradasın. Yok. Mersin'de misin? Mersin abi. Mersin. Mersin. Mersin'e götürmüyor musun? Mersin'e götürmüyor musun? Ya buradayım burada ben. Ya Mersin'e de götürebilir. Bunda bir sıkıntı yok. Burada ben. Hiçbir sıkıntı. Sıkıntı yok abi. Ne sıkıntısı olacak? Korkma. Ya neye korkacağım ben? Abi ne iş yapıyorsun? Ben bu işle uğraşıyorum. Alım satım mı? Kasaplık falan var mı? Alım satım. Alım satım. Nasıl piyasa abi? Ereğli piyasası piyasa ölü valla. Ölü yani. Para veren yok, et yiyen yok. Çünkü pahalı olduğu için millet et yemiyor.
Bak iş yok yani. Günde 2 kilo et bir kasap satmıyor yani. En ucuz köylünün malı ucuz kardeşim ya. İlacın yanına varılmıyor, hayvan ilacın yanına ya. Ben Bahar'ın yetif iğnesi var. 150 lira şimdi 250 lira ya Bahar. %70 katlamış Bahar'dan bu yana. Bunun ırkı ne abi? Akkaraman diyoruz biz de. Akkaraman diyorsunuz. Ortalama kaç kilo gelir? Koyun olduğu için. Yaş... Kaç yaşında bu abi? 7-8 yaşında. 7-8 yaşında koyun. İşi bitmiş tabii. Kesilecek. Şu an kesime hazır. Evet. Ortalama 20-25 kilo et gelir yok, mi abi? Gelmez. 20-22 kilo gelir. 20-22 kilo gelir. 7600 liraya hayırlı olsun dediler abiler. Hadi götürek atalım. Hadi abi size... Allah pazar etsin. Abi seni bir tanıyabilir miyiz? Evet, ben Konya Ereğli Beyören Mahallesi'nde Yılmaz Kılıç. Yılmaz abi, pazarı biz geziyoruz. Evet. Küçük baş ağırlıkta. Evet. Güzel de pazarlıkların döndüğünü görüyorum ticaretin. Evet. Sen neyle geldin buraya abi? Ben küçük bir kamyonetim var, onunla geldim. Peki nereden geldin buraya? Beyören Mahallesi'nde. Beyören. Kaç kilometre uzaklıkta? 40-45 kilometre yaklaşık. 40-45. Hangi hayvanlarla geldin abi buraya? Mesela kuzu getirdim. Biraz kilolu kuzu, keçi getirdim pazar malı. Satıldı. Yani pazarımızda da hareketlilik var. Dıştan gelen müşterilerimiz eksik değil. İyi yani. Şey gidiyor. Koyunu kaçtan verdin abi? 150'den koyun gitti. Canlı kilo. Canlı kilo canlı 150'den. Kilo. 185'den de kuzu gitti. Kuzu gitti. Pazarlıklar oldu. Pazarlıklar oldu. Satışlar oldu. Peki abi, Ereğli hayvan pazarı yeterli mi sizce? Kesinlikle. Çok güzel bir konuya değindiniz. Buradan bütün yetkililere, bilakis Ereğli'nin ticaret borsası ilgileniyor, belediyesi ilgileniyor. Ereğli için yüz karası. Yani gelsin Allah rızası için bu Ereğli temsil ediyor. Şu tuvalete, şu pazarın düzensizliğine baksın. Peki size ben soruyorum. Siz dıştan geldiniz, habercisiniz, Allah razı olsun. Belki Ankara'dan, merkeziniz nere bilmiyorum İstanbul. Da İstanbul'dan geldiniz. Sizin hoşunuza gidiyor mu Allah rızası için? Buradaki yabancı müşterilerin zaten geneli yabancı. Dıştan gelme. Burası hayvan pazarı da Ereğli'yi temsil ediyor. Ben de diyorum ki ben yetkilileri kınıyorum. Gelsin Allah rızası için bu tuvaletine baksın, çay ocağına baksın, yemek salonuna baksın, kapının girişine baksın. Şu pazarın düzensizliğini. Potansiyel var, pazarın genişliği iyi, düzen yok. Yani... Buraya bir tane zabıta dikebilir, şu tuvalete bir adam görevlendirebilir. Yani şuraya Allah rızası için içeri girilmez ya. Affedersin bizim ahır namerdim bundan temiz. Yani ben bunu belediye başkanı, borsa başkanına da sesleniyorum. Yani orada oturmayla olmuyor. Gelip vatandaşın, halkın içine bir haftada bir olsa, ayda bir olsa bir gelin bir denetleyin. Yani hiçbir insan da biraz sıkılır. Burayı Ereğli temsil ediyor. Şu, burada ne kadar, bak binlerce insan var. En az şurada 2000-3000 insan var. Katılım da bayağı yoğun. Yani... Katılım yoğun, yoğun kesinlikle. Ve sabahları 6 ve 10 arasında mı açık bu hayvan pazarı? Sabah 4'te açılıyor. 4.30-5'te. Evet, evet. Evet sevgili izleyenler ve sevgili yetkililer, biz geldik, gördük. Tüm hayvan pazarlarını geziyoruz. Gezmeye de devam edeceğiz. Ama Ereğli hayvan pazarının büyük bir potansiyeli var. Gayet de güzel ama burada bir karma karışıklık var. Evet, evet, bir kesinlikle. Trafik sıkıntısı var. Yani bir pazarın içini görseniz araçlar padokların oraya girmişler. İnsan gezmekte zorlanıyor. Rica ediyorum. Çevreyi de şöyle bizden ziyade çevreyi onları göstereceğiz abi. Mesela, bir zahmet. Onun dışında işte lavabolar girilecek gibi değil. Gerçekten lavabolar girilecek yani gibi değil. Temsil ediyor. Yakışmıyor. İl adayı Ereğli'mize bu pazar, bu yönetim, bu idare yakışmıyor. Ya yönetim yani idareden ziyade hani... Hayır, idare benim sorumluluğumdaysa bu pazar gelip bakmam lazım. Niye? Bak şuradaki örnek 2000 insan var, bunun 1500'ü yabancı. Dışarıdan katılan dışarıdan da var. Hayır, hayır Ereğli'den Adana'dan. Olsun. Kesinlikle Aksaraylı'dan, Ankara'dan gelenler evet. Müşterilerimiz var. Şu pazarın içinde biz yemin ederim utanıyorum. Ereğli olarak ben şu pazarın durumundan utanıyorum. Ama yetkililer bir türlü utanmıyor. Yetkililer bir türlü utanmıyor. Yani gelsin şuranın tuvaletine, şu düzensizliğe bak ya. İnsan geçecek yer yok. Yani hiçbir elinizde düdük, hiçbir zabıta veya hiçbir kapıya koyuyorlar 3-4 tane cahil çocuk. Verin, başka bir şey yok. Ver, onda 5-10 lira orada dövüş dövüşüyor. Girenle çıkanla. Boş araba 15 TL dedi. Dolar araba ne kadar bilmiyorum. Hayır, dolusuna da mal saymaya kalkarlar. Bir tane eksik, bir tane fazla. Tamam, ama madem alıyorum, al. Ona da razıyız. Şu pazarın düzensizliğine baksın. Yani bu pazar hiç memnun değiliz.
Evet. Hiç memnun değiliz. Ereğli Hayvan Pazarı'ndayız. Konya Ereğli. Yetkililer lütfen abimizin sesine kulak verin. Doğruluk payı çok yüksek söylediğini biz gezdik, gördük. İnşallah bir an önce... Sizden bir ricam daha var. Lütfen şu pazarın düzensizliğini, her şey, potansiyelimiz var, müşterimiz var, Allah var, hareket de var. Yani gerçekten hareket de var ama maalesef şu pazarın düzensizliği. Yani bir adam şurada lavaboya gireyim dese, elini yıkayayım dese, ayak adım atacak yer yok. Pislik doğru ya. Doğru söylüyorsun Yılmaz abi vallahi. Yani vallahi, buyur al kardeşim. Mersin'den geliyoruz, gurbetçiyiz. Vallahi her geldiğimde tuvaletler leş abi. Sular akmıyor. Bir sabun dahi yok. Abi böyle geliyoruz, böyle rezil rezil gidiyoruz abi. Yani sabah saatlerinde milletin ihtiyacı su yok, tuvalet halen de yok yani. Abi rezillik ya. Yani. Rezillik abi. Hocam seni bir tanıyabilir miyiz? Ben Mersin'den geliyorum. Kasap dükkanım var. Buraya geliyorum, hayvan alıyorum, götürüyorum, kesiyorum. Ama yani bütün pazarları geziyorum. Niğde'ye de gidiyorum tertemiz. Aksaray'a da gidiyorum tertemiz. Bir tek bu pazar abi bakımsız. Bakım yok bu pazarda abi. Sen hayvan almaya mı geldin, hayvan satmaya hayvan mı geldin? Hayvan almaya geldim. Nasıl piyasa? Büyükbaş mı almaya geldin? Küçükbaş abi. Piyasa nasıl? Güzel oldu. Piyasa güzel. Hesaplı alırsan iyidir. Fiyatlar nasıl peki şu an? Hesaplı mı? He, çok şükür kurtarıyor şu an bizi. Zaten hesap meselesi. Ortalama ne kadar fiyat aralıkları? Ya kuzu canlı. 190-185'e gidiyor canlı. Ayakta da değişiyor. Koyunlar da 145-150 liraya gidiyor dişi koyun. Bildin mi bari bir şey? Aldım çok ticaret şükür. Ticaret oldu. Evet çok şükür abi. Allah bereketini versin. Emeğinize sağlık abi. Eyvallah, sağ olasın. Evet sevgili izleyenler, şu an arabanın başındayım. Padoklarda değilim. Çünkü padokta satmamış abim. Geç gelmiş Süleyman abim. Şu an aracın içinde 7 aylık mıydı abi hayvanların? 7 aylık, 8 aylık. Kuzuların yanındayız. Yanımda da Süleyman abi var. Süleyman abi hoş geldin. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Nasılsın abi? İyiyiz Allah. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Kaç tane kuzuyla geldin? 8 kuzuyla geldim. Kaç tane sattın? Bir yaşlı bir koyun vardı. Onu sattım. Bir tane. Bak nasip olursa diyor buradaki abi de 7'sini de bize verecek diyor. Vereceğiz ama... Gel abi şöyle. Buraya bir gel hele. Gel abi. Gel abi şöyle tamam. Gel. Malın 49 lira. Bize bir hayırlı olsun diyelim. Çünkü 50'den aşağı olmaz. 1000 lira için mi pazarlık yapıyor şu an? Değil yani, ya, kolay değil. Gerçi 1000 lira da kolay kazanılan bir para değil de. 49 olsun abi bir şey değil. Onlar 48 yorma. Dedi. Biz 49 verelim. Hayırlı olsun dedi dayı. 49 zaten verdiler vermedim. Tamam dayı, dayı böyle olsun yemin, hayırlı olsun dayı. Yemin torbası. 6000 olmuş. Ben nasıl vereyim? Abi doğru da hani pek pazarlığa girmem adetim değildir. Şimdi şöyle buradan gitsen bir sonraki haftaya kadar bir sonraki hafta mı geleceksin buraya? Gelmem yani. Koyunun içine sürerim yani. Tamam yine hani orada bir yem yiyecek ya. Evet yiyecek ama yarın... Buradan bu arkadaşları boş çıkarmayalım. Şimdi 12.000 liraya yarın damızlık koyun alacağım. Yani onu alana kadar bunu katarım koyunun içine. Hayırlısın Atip dayı. Tam daha 49'a verdin mi? 49'a vermem. Vermem. En son 50, soru ne abi? 51'den aşağı olmaz yani. Kurtarma. 50 diyordun biraz önce. 50 dedin biraz önce. İşte 50'den aşağı olmaz dedim yani. Hayır 49'a değerini buldu. 49'a vermem. Tamam 49 şurada. Yok. Sen, hayır 500 çünkü yemin etmesem olurdu. Yemin ettim çünkü. Adam gelmiş 49.5 lira. Hayırlı olsun. 50 ya hayırlı olsun. 500'e değişme biz ya. Abi 49.5. İnan yemin etmesem olurdu ama yemin ettim. Tamam hayırlı olsun. 50'ye mi bitti hocam? 50'ye bitti. Seni bir tanıyalım şöyle. Ben Osman Karamık abi. Osman Karamık. Parayla dolaşıyorsun. Evet abi. Ya, diyorum bir silahlık geliyor. O paradan mı geliyormuş ya? Paraya bakma abi ya. Nereden geliyorsun hocam? Ereğli'deyim abi. Ereğli'den. Küçükbaş alıp satayım. Küçükbaş alıp satayım. Alıp buradan gideceksin mi yoksa bir başka padoğa geçip? Başka bir padoğa satacağım abi. Fiyatı yükseltip geçeceğim. Aynen öyle. Sonra diyorlar ki piyasa çıkıyor. Evet. Ne diyorsun bu durumda? Vallahi abi piyasa kötü. Hayırlı olsun diyelim abi. Allah bereketini arttırsın. Allah razı olsun. Cümlemize ayağımız uğurlu mu geldi? Evet. Ayarlı mı? Teşekkür ederim. Sizin... Biz teşekkür ederiz. Adem gel bak burada sıcaklık var. Sıcak para dönüyor. Şu da 50 abi. Arı sayfa şunu da say. Ver dayı sayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Şimdi abi sattın gidiyor musun? Evet sattım işe gideceğim ben çalışıyorum. Ne iş yapıyorsun? Organize'de kiraz fabrikasında.
Hem çalışıyorsun hem hayvancılık yapıyorsun. Evet. Ne güzel. Abi bizi izleyenlere ne söylemek istersin? Vallahi Allah herkesin işini rast getirsin. Durum kötü. İşte yem tamam bahalı. İşte işin içinden çıkılmak çok zor. Ama yine de ben hem üretimi alma satıma devam evet. edeceğim diyor musun? Alım satımı yapmıyorum. Üretime. Üretime devam edeceksin. Say abi biz mani olmayalım parana. Allah hayırlı uğurlu etsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Sizin de geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim abi, eyvallah. Sayın vatandaş, bu gördüğünüz kuzuyu ben kurbanda 9 liraya aldım. Şimdi vatandaş 7,5 lira veriyor. Bu nereye gidiyoruz? Nereye varacağız bu şekilde? Ben 3 aydır da buna bakıyorum. Bu yemi torbası 600 lira. Nasıl olacak bu iş? Abi biz seni bir tanıyalım. Direkt mikrofonu uzattım ben sana da. Ben Aksaraylı Cuma Altan. Aksaray'dan mı geliyorsun buraya? Selvili köyünde oturuyorum burada. Ereğli'ye bağlı. Ereğli'ye bağlıyım. Selvili köyünde oturuyorum. Kurban'da bu kuzuyu 9 liraya aldım. Şimdi 7,5 lira veriyorlar pazar meydanında. Biz nereye kadar gideceğiz? Ne kadar dayanacağız buna? Tek bir kuzuyla mı geldin? Tek bir kuzuyla getirdim. İhtiyacım var, 7,5 lira veriyorlar. Sen kaç istiyorsun? Ben 12'ye vereceğim bu malı. Çünkü 3 aydır bakıyorum. 9 aldım, 3 aydır bakıyorum. Yemi torbası 600 lira olmuş. Sen alıcı mısın abi? Alıcı mısın abi? Biz alamayız. Niye alaman abi? Gel abi şöyle. Abi 30 gel kilo abi. Var bu kuzuda 30 kilo. Şimdi dayının dediği çok haklı. O dayının dediği zamanlar öyleydi. Şimdi piyasa çok kötü şu anda. Şimdi ben pazarı gezdim de 7'den 8'den 9'dan yukarı koyun kuzu bulamıyoruz. Heh. Burada. Aynen öyle. Piyasa düşmüş bayağı. Hem de nasıl? Ne yapacağımız? Nereye gidiyoruz bu? Nereye gideceğiz bu şekilde? Nereye varacağız ben anlamıyorum. Kaç tane koyun kuzu var abi sende? Şu anda 15 tane elimde. 15 tane. Sırf geçimini koyun kuzudan mı yapıyorsun? Evet evet. Sırf başka ben bir 12 lira alan bir emekliyim 12,5 lira. Başka bir gelirim yok. Ben 65 yaşında adamım. Kaç para ettin? 14 lira. Ha, çok diyorsun abi. Çok çok. Kaç eder abi? Ederi ne bunun? Yemin torbası olmuş. Vallahi 700 lira. Şimdi bu adam bunu 14 lira alacak götürecek evinde. İki torba yem midirse, getirse pazara kaç liraya satacak? 15'e mi satacak? Sen ne iş yapıyorsun abi? Ben de dayı gibi emekliyim. Emekli maaşından. Genç emekli mi? EYT'li emekli mi? Yok değil. Biz çalışarak emekli olduk şükür. Genç duruyorsun da abi. Benden genç duruyor maşallah. Sen kaportaya bakma. Motor ölü. Motor öldü mü diyorsun abi? Nereden geliyorsun abi? Gel böyle. Ben de Ereğli'nin yerlisiyim. Ben hayvancılık yapıyorsun. Ben 25 sene İzmir'de çalıştım. Emekli oldum. Ondan sonra geldim köyüme ufak tefek böyle mal menal işi yapmaya çalışıyoruz. Alıyorsun, satıyorsun. Alıyoruz. İşte besliyoruz, satıyoruz ama yani beslenecek durum yok şu anda. Aldığından yani hemen satma durumu var diyorsun. İşler acısı. Şimdi aynen dayım 9 liraya aldığında bunu 9,5'a verseydi dayım karlıydı. Ama şimdi 9 liraya aldı. Bu 12 liraya da satsa, 12'ye de satsa zararda dayım. Kaç torba yem yedirdi dayıma sorun? En az 4-5 torba yedirdi. E zarar da. Canlı kilo şu anda 180-185 lira aralığında satılıyor. Konya Ereğli'de mi bu 180-190? Konya merkezde de aynı mıdır? Konya merkezi bilmiyoruz da Karapınar'la burası aynı eşit miktarda gidiyor. Zaten hayvancılık dediği zaman da Karapınar'la Ereğli burada başı çekiyor değil evet, mi abla? Evet öyle. Fiyat buralarda bu şekilde ise 180-185 aralığında alınıp satılıyor. Yani vatandaş 200 istiyor ama alıcı yok. Hakkıdır da. Evet. Yani alıyor, yani bakıyor, emek veriyor. Gelse, şu anda 50 kilo gelse 200 liradan 10 milyar yapar. Ben 185 demiyorum bak. Bir de %5 fire düşülür bundan. Ama firesiz hesap ettiğimizde yine 10 lira, bu adamın yine zararı var. Yine zararı var. Evet. Peki abi, Ereğli Hayvan Pazarı bölgede nasıl bir yere sahip? Şu an Ereğli pazarımız çok kötü. Sizin de gördüğünüz gibi Cingen Pazarı gibi kuruluyor buraya. Bir araba oraya, bir araba oraya. Birazcık bir düzensizlik var. Karapınar'a gittiniz mi bilmiyorum diğer pazarlara. Gitmedik Karapınar'a da diğer pazarlara. Buradan ben yetkililere şunu seslenmek istiyorum. Bu pazara bir düzen gelsin. Eğer başka pazar görmedilerse gitsinler bir Karapınar Pazarı'na baksınlar. En yakındaki pazara. Adamları sistemi böyle. Pazarın bu başından baktın mı öbür başındaki hayvanı görüyorsun. Şuradan baktın mı hiçbir tane hayvan görebiliyor musun? Yok, insan ve araba görüyor. Arabalara bak.
Evet. Yani cingen pazarı gibi. O oraya koyuyor, o oraya. Buradan yetkililere şunu diyorum. Şu pazarı bir düzene sokun. Oraya bakarak söyle abi. Şu pazarımızı bir düzene sokun. Ereğli'mizin pazarı cingen pazarı gibi. Bir araba orada, bir araba burada. İnsanlar malı görmüyor arabadan. Şuradan bak kız. Çevir kamerayı göster. Bir tane mal gözüküyor mu? İnsanla araba gözüküyor. Gidin arkadaşım Karabunar pazarına bakın, Konya pazarlarına bakın. Yani bir başka bir pazara bakın da şu pazarları bir düzgün bir yere getirelim. Yemi söyledik hemşerim. 700 lira olacak, 750 lira olacak. Benim demek istediğim... Dur diyen yok ki. Ne ilçe tarım, ne ziraat odası, niye oturuyorlar? Yani bunlar bir, hiç kimse bir dur demiyor ya. Buraya. İlçe tarım ne yapabilir abi buraya abi, mesela? Bilmiyorum, en azından bir nasıl olur yani... Yani fiyatın yükselmesi, aşağı alması bu ilçe tarımın işi değil ama. Buradaki düzeni bir ele alması lazım. Ya yani burası Ereğli Ticaret Borsası. Evet. İşte borsa başkanı bakıyor galiba, evet. Hani yetkili onlar. Ya buradan da inşallah sesinizi duyar sayın başkanım. Ereğli Hayvan Pazarı'ndayız. Buradaki gelen misafirler ve hayvan getiren satıcılar pazarın kalabalığından memnun ama... İşte düzeninden ve temizliğinden çok memnun değil. İnşallah çağrımıza kulak verirsiniz diyorum. Son söylemek istediklerinizi alayım abi. Vallahi teşekkür ederim. Ne diyeyim bildiğim bir şey. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. İnşallah hayvanı da satarsın abi istediğin fiyata. Eyvallah. Lan abi 400 zararı diyorum. Vallahi da billahi de ya. Yemin olsun 400 lira zarar diyorum tamam ya. Tamam abi 100 lira aç bakalım hayırlaşalım. Tamam hayırlaşalım. Tamam ya 10 bin 100 lira. Tamam abi. Şey sen niye bıraktın Ahmet abi? Boş ver Yusuf. Abi. Yusuf hiç uğraşma. Bir dakika dur sen niye bıraktın zarar abi? Zarar ataştan gömlek abi. Bir dakika. Abi 10.200'e bırakıyor zaten. 10.200'e bırakıyor. Sen kaç 10 bin lira tamam mı abi? Yok abi. Valla 20. Sefa abi 200 lira. Bir dakika dur ya bir dakika durun. Bu adamlar da tam zamanında geldi var ya. Tam zamanında geldi. Şöyle gel abi. Bu pazarlık olur gibime geliyor sevgili izleyenler. Ya say zarar ediyorum ya. İnan vallahi zarar ediyorum. Abi ben pazarı yaklaşık 6-7 yıldır çekimler yaparız Çiftçi TV. Kar eden hiç çiftçi görmedim. Kar eden hayvancı görmedim. Aynen. Ama her aynı yüzleri görüyorum pazarda. Ya ne yapacaksın ama boş şimdi ne yapacaksın? Ağzımıza bir yapıştı abi. Mı zarar ediyoruz zarar ediyoruz. Eyvallah hayvancılar zor durumda olabilir de. Milleti eşe alıyoruz 3'e satıyoruz. Zarar değil de kar mı ediliyor? Aynı. Gel abi. Merhabalar hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi o zaman size göre bu insanlar kar ediyor demekti. Şimdi bize göre biz tarafsız bir yayın yapan Çiftçi TV tamam. Televizyonuyuz. İzliyoruz. Bunun doğru. İçin biz hep çiftçilerin yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz burada. Olalım abi. Seni bir tanıyalım abi. Ben Ahmet Özkan. Ahmet Özkan. Nereden gelir Ahmet Özkan? Ereğliyim. Kimdir? Ne iş yapar Körlük abi? Öndenim. Hayvancılığından uğraşıyorum. Ne getirdin buraya? Bir tane kuzu getirdim. Bir tane kuzu getirdin. Kaç aylık bu kuzu?